Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara yani prepozisyonlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimlere bakıyoruz. Farklı ifadelere bakıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Örnek cümleler cümle ile konuyu iyice pekiştiriyoruz. Serimizin 15. videosundayız. Demande fiilini çalışıyoruz. Temel olarak istemek demek. Türkçe'ye sormak karşılığını da verir. Hangi durumlarda istemek, hangi durumlarda sormak karşılığını veriyor. Ona birazdan bakacağız. Haydi başlayalım. 100 videoluk yeni serimizin 15. videosundayız. Demande fiilini çalışıyoruz. Türkçe'ye istemek ve sormak karşılıklarını veriyor. Demande Türkçe'ye sormak, istemek karşılıklarını verir. Demande quelque chose à quelqu'un dersek. A prepozisyonu ile ilerlerse birine bir şey sormak karşılığını verir. Demande quelque chose de quelqu'un dersek. Yani de prepozisyonu ile ilerlerse birinden bir şey istemek karşılığını verir. Zaten de prepozisyonu Türkçe'ye den dan karşılığını veriyor. Buraya bir yıldız atalım. Burası önemli. Hemen burayı tekrar edelim. Demande Türkçe'ye sormak, istemek karşılıklarını verir. Demande kerkeşoz erkerken dersek birine bir şey sormak. Demande kerkeşoz dökerken dersek birinden bir şey istemek karşılığını veriyor. Şimdi basit cümlelerle bir giriş yapalım. Je demande de questions à mon professeur. Ben öğretmenime sorular sordum. Şimdi. Avarın present çekiminden yardım aldık. Fiilin partisi pasesi burada. Neden? Cümlenin zamanı le passé composé. Passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Bu cümleden anladığımız iki şey var. Birincisi fiili passé composé'de avoir yardımıyla çekiyoruz. Le verbe auxiliaire yardımcı fiil. İkincisi fiilin partisip passé'si burada. Sonu öerle biten fiillerin partisip passé'sini bulmak çok kolay. Sonundaki re'yi atıp öye bir aksan koyduk. Fiilin partisip passé'sini bulduk. Şuraya yazalım. Le participe passé fiilin geçmiş zaman hali diyebiliriz. Cümlemiz üzerinden gidelim. Şimdi demande burada var. De question demande quelque chose. Bakın a prepozisyonu a mon professeur a quelqu'un birine bir şey sormak karşılığını bulduk. Bakın sormak. Şimdi diğer örnek cümlemize bakalım hemen. Je demande un dictionnaire de mon professeur öğretmenimden bir sözlük istediğim şimdi. Yine avarın prezanından yardım aldık. Fiilin partisip pasesi demek ki cümlenin zamanı aynı. Şuraya çıkartalım. Dili geçmiş zaman. Şimdi bu cümle üzerinden de gidelim. Demande un yani yani kerkeşoz. Bu sefer ne var? De var. De mon professeur kerken birinden bir şey istemek karşılığını bulduk. Fiilimizin aldığı prepozisyonlarla değişen anlamlarını aklımızda tutalım. Birinden bir şey istemek, birine bir şey sormak. Haydi devam edelim şimdi. Şimdi demande fiili ile kullanılan terimlere, ifadelere bakalım. Burada hep söylüyorum, bunları yazarak ezberleyin. DEF, DARF gibi sınavlarda, Fransızca bölümünde okuyorsanız kendi sınavlarınızda bir metin oluştururken kullanmaya çalışın. Demande la lune, olmayacak bir şeyi imkansızı istemek demek. La lune, ay demek. Ayı talep etmek, ayı istemek gibi düşünün. Doğru karşılığı, olmayacak bir şeyi imkansızı istemek demek. Se demande, Kendine sormak demek. Kendinden istemek gibi olmayacağı için kendine sormak gibi düşünebiliriz. Fiilin çift zamirli hali. Hemen şuraya yazalım. Le verbe pronominal diye. Pro nominal. Çift zamirli fiil diyorum. Eylemin kişinin kendisine döndüğü fiil diye aklımızda tutalım. Demande pardon. Af dilemek. Demande la parole. Söz istemek. Demande la vie, danışmak, fikir sormak. Demande une rançon, fidye istemek. Demande la main dökerken, evlilik teklif etmek. Burada birazcık duralım. Bu ifadenin, bu söyleyiş şeklinin bir tarihi var. Şöyle düşünün. Bir erkek bir kadına evlilik teklif ederken, diz çöküyor ve ona elini uzatıyor. Demande la main dökerken, kadının elini talep ediyor. Eğer ki kadın ona elini uzatırsa evlilik teklifini kabul etmiş oluyor. Günümüzde bu nasıl değişti? Diz çökmüş bir adam figürü var ve elinde de bir yüzük var. Kadına bir yüzük sunuyor. Günümüzde bu şekilde değişti. Aslına bakarsanız bu demandella men dökerken birine evlilik teklif etmek demek. Demande in favor bir iyilik istemek demek. Şimdi bunları da tekrar bir Okuyalım. Demande la lune olmayacak bir şeyi imkansızı istemek. Se demander kendine sormak. Demande pardon af dilemek. Demande la parole söz istemek. Demande la vie, danışmak, fikir sormak. Demande une raison fidye istemek. Demande la main de quelqu'un evlilik teklif etmek. Birine evlilik teklif etmek. Demande une faveur bir iyilik istemek demek. Geldik örnek cümlelere ve cümle tercümelerine. Farklı zamanlarda kiplerde oluşturulmuş deklaratif, basit, düz cümle, soru cümlesi gibi farklı cümleler ve cümle tercümeleriyle konuyu iyice pekiştirelim. La vie ne nous demande pas d'être meilleur seulement Bakın güzel bir söz. Hayat bizden daha iyi olmamızı istemiyor, sadece denememizi istiyor. La vie, hayat cümlenin öznesi. Ne, pa negasyonu var. Buradaki nu bir pronom kompleman. Şöyle yazalım. Le pronom kompleman. Yani bir tamamlama zamiri. Öğrencilerin karıştırdığı bir konu bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilimizin Prezan çekimi burada. Prezan Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Şuraya yazalım. Prezan. Prezan de l'indikatif de diyebiliriz. L'indikatif diye. Bakın burada être fiili var. Master halinde. Mejor. Daha iyi gibi bir karşılığı veriyor. Söylmen sadece eseye denemek. C'est impossible. Bakın okurken c'est impossible dedik. Liaison yaptık. Şuraya yazalım mı? La liaison diye. Liaison ulama demek. Okurken iki sesi birleştiriyoruz. C'est impossible. Tu demand toujours la lune. Bakın sonunda bir tane s var. Tu şahıs zamirine göre fiili. Payzan da çektik. payzan Hadi burada yazalım. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Geniş zaman. C'est impossible. Tu demandes, toujours la lune. Bu imkansız. Yok artık. Sen her zaman olmayacak şeyi istiyorsun. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Bana ne istediğimi hiç sormadın. Kim? Sen. Ne jamais negasyonu var. Fransızcadaki olumsuzluk yapılarını tek tek çalıştık. Ne jamais asla karşılığını veriyor. Hiç karşılığını veriyor Türkçe'ye. Fiilin partisip pasesi burada geçmiş zaman hali. Sökü kesköden que, görüyor. Je voulais buradaki fiili biz en çektik. Şöyle yazalım. En geçmişte süren zaman diyebiliriz. Cümlenin bir kısmı şuradan ayırırsak passé composé değil geçmiş zaman. Diğer kısmı en Les employés de l'usine demande un meilleur salaire. Fabrikanın işçileri daha iyi bir maaş istiyorlar. Cümlenin öznesi buraya kadar olan kısım zira sonrasında çekilmiş fiil var. Demande fiilinin présent çekimi meilleur daha iyi, un salaire maaş demek. Cümleleri tekrar bir okuyalım. La vie ne nous demande pas d'être meilleur, seulement d'essayer. Hayat bizden daha iyi olmamızı istemiyor. Sadece denememizi istiyor. C'est impossible. Tu demandes toujours la lune. Bu imkansız. Sen her zaman olmayacak şeyi istiyorsun. Tu ne m'as jamais demandé. Buradaki me de bir pronom kompleman. Yani tamamlama zamiri. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Bana ne istediğimi hiç sormadın. Les employés de l'usine demandent an meyyor fabrikanın işçileri daha iyi bir maaş istiyorlar. Farklı örnek cümlelerle devam ediyoruz. On vous demande au telefon. Bakın böyle bir kullanım var. Sizi telefona istiyorlar. Size telefon var anlamında kullanılıyor. Je me demande pourquoi Marc ne veut jamais travailler. Mark'ın çalışmayı neden hiç istemediğini. Mark çalışmayı neden hiç istemiyor diye kendime soruyorum. Se demander, kendi kendine sormak. Pourquoi, neden, niçin, mark bir özel isim. Ne jamais, bakın tekrar geçti, olumsuzluğu var. Ulvarın présent çekimi ve master halinde bir fiil. Demande lui, bir emir cümlesi, ona sor. Pourquoi il veut voir notre directeur? Ona müdürümüzü neden görmek istediğini sor le directeur de l'école m'a demandé de lui répondre très vite. Okulun müdürü ona hızlıca cevap vermemi istedi. Buradaki mü bir pronom kompleman. Şuradan gördüğünüz gibi cümlenin zamanı değil, geçmiş zaman. Buradaki lui ise bir pronom kompleman tamamlama zamiri. Ona karşılığını Türkçe'ye verdi. La merdümerk cümlenin öznesi Lui demande, bakın lui var yine bir pronom kompleman. De changer son comportement. Mark'ın annesi ondan tavrını değiştirmesini istiyor. Comportement için tavır diyebiliriz, davranış diyebiliriz. Şöyle yazalım. Fiilimizin present çekimi burada. Şimdi bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. On vous demande au téléphone. Size telefon var. Sizi telefona istiyorlar. Je me demande pourquoi Marc ne veut jamais travailler. Mark çalışmayı neden hiç istemiyor diye kendime soruyorum. Demand lui pourquoi il veut voir notre directeur. Ona müdürümüzün neden görmek istediğini sor. Le directeur de l'école m'a demandé de lui répondre très vite. Okulun müdürü ona hızlıca cevap vermemi istedi. La mère de Marc lui demande de changer son comportement. Mark'ın annesi ondan tavrını değiştirmesini istiyor. Yine örnek cümlelerle devam ediyoruz. Mon fils me demande d'aller avec lui au parc tous les jours. Oğlum her gün onunla parka gitmemi istiyor. Mon fils me pronom komplemanı var burada. Demande fiilini présent'da çektik. De prepozisyonu var ve master halinde bir fiil. Buradaki Louis de diyerek kime gönderme yaptık? Monfils'e gönderme yaptık. Avec Louis, onunla. Nereye? Au parc, parka. Tous les jours, bir sıklık zarfı her gün. Monfis me demande de la mener au parc tous les jours. Cümleyi biraz farklı şekilde bilerek yazdım. Oğlum her gün onu parka götürmemi istiyor. Bakın şimdi. De'den sonra burada bir le pronom komplemanı var. Monfis'e gönderme yapıyor. Buradaki fiil emine. Emine, quelqu'un, à, quelque part, birini bir yere götürmek, nereye, o park Yine tous les jours var, sıklık zarfı. Depuis sept mois que la fille de mon meilleur ami demande un chat pour son anniversaire. Şimdi, depuis sept mois que, şuradan ayıralım. La fille de mon meilleur ami, özne. Buradaki de ile tamlama yaptık, Türkçe'ye nin. Nın karşılığını veriyor en iyi arkadaşımın Bakın burada Kızı fiilimiz burada payzanda çekilmiş Anşa Kedi Pur için demek son dediğimiz mülkiyet sıfatı onun Anniverser doğum günü En iyi arkadaşımın kızı 7 aydır doğum günü için bir kedi istiyor Pourquoi tu ne lui a pas demandé hier Dün onu ona neden sormadın? Yine bilerek yazdım. Bir cümle. Neden? Pourquoi? soru ifadesi Fransızcadaki soru yapılarını, soru sıfatlarını tek tek farklı videolarda çalıştık. Tü şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir soru cümlesi. Bakın burada ne pa var yani negasyon var, olumsuzluk var. Burada bir pronom kompliman, burada bir ponom kompliman var. Hemen şuraya yazalım mı? Şimdi lo diye daha önce geçen bir şeye gönderme yapıyor olmamız lazım. Türkçeye onu karşılığını veriyor. Lui diyerek de yine daha önce geçen bir şeye gönderme yapıyor olmamız lazım. Bir kişiye gönderme yapıyor olmalı. Ona. Sonrasında bakın burada avarın payzan çekimi ve fiilin partisip pasesi var. Yani cümle dili geçmiş zamanda kurulmuş. Burada da geçmiş zaman belirten bir zaman belirteci var. Hepsini şuraya toparlayalım. Ne pa negasyonu var. La negasyon olumsuzluk. Sonra cümlede hem le hem lui pronom komplemanı var. Le pronom şöyle yazalım. Kompleman yani tamamlama zamiri var. Sonrasında cümlenin zamanı passé composé, le passé kompoze. Türkçesi dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Daha önce çalıştığımız konuları, farklı konuları çalışırken incelediğimiz, söylediğimiz şeyleri Farklı konuları çalışırken, örnekler verirken bir araya getirerek kullanmaya çalışıyorum. Hem tekrar etmiş oluyoruz hem de daha zor cümlelere biraz biraz geçmiş oluyoruz. Şimdi bunların hepsini tekrar bir okuyalım. Mon fils me demande d'aller avec lui au parc tous les jours. Oğlum her gün onunla parka gitmemi istiyor. Cümleyi birazcık değiştirirsek. Mon fils me demande de la mener au parc tous les jours. Oğlum her gün onu parka götürmemi istiyor. Depuis sept mois que la fille de mon meilleur ami demande... Anşa, Purson Aniverser. En iyi arkadaşımın kızı 7 aydır doğum günü için bir kedi istiyor. isteyip duruyor. Pourquoi tün le lui a demandé hier. Dün onu ona neden sormadın? Buraya kadar fiilin farklı zamanlarda, farklı cümlelerde nasıl kullanıldığını gördük. Birazcık daha örnek cümle yapalım ve bu şekilde tamamlayalım. On ne peut pas demander à un malade s'il veut être en bonne santé? Hasta birine sağlıklı olmayı ister misin diye sorulmaz. On belgisiz şahıs zamiri diyebiliriz. İl el gibi çekeriz, hemen şuraya yazalım. On. Cümle içinde il el şahıs zamirine göre çekilir. Ya nu şahıs zamirinin verdiği anlamı verir ya da aktif cümleyi Pasif bir cümleymiş gibi söylemiş oluruz. Ne pa negasyonu ile gidiyor cümleye. Puvarın present çekimi var. Demande fiili master halinde. A prepozisyonu le malat hasta. C si yapılarının hepsini tek tek çalışacağız. Aslına bakarsanız eğer karşılığını veriyor. C. Si. Burada il dediğimiz le malat hasta. Bulvarın prezent çekimi master halinde bir fiil ve an bon sente sağlıklı olmak demek. Luc avait essayé pourtant de faire ce lui demandait. Luc yine de kendisinden isteneni yapmaya çalışmıştı. Luc özel isim. Ave avoir'ın en parfait çekimi var. Essayé fiilinin partisip pasesi. Cümlenin bu kısmı plus que parfait mişli geçmiş zaman şuraya yazalım. Le plus que plus parfait yani mişli geçmiş zaman mişli geçmiş zaman zaten cümlenin Türkçesi çalışmıştı diye bitiyor. Purtan yine de karşılığını verir. Bakın bunu ezberleyin böylece. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz on lui demande ondan istenen şeyi, şeyleri gibi düşünebiliriz. Bu kısım en bakın. En parfait. Yani geçmişte süren zaman. Geçmişte süren zaman diye şöyle yazalım. Demande pardon ne pas un signe de faiblesse. Af dilemek bir zayıflık işareti değildir. Cümlenin öznesi buraya kadar. Sonrasında çekilmiş fiil geliyor. Ne negasyonu var. Burada être var. Etrin çekilmiş hali prezanda. Sign, işaret diyebiliriz. Febles zayıflık. Buradaki de tamlama yapıyor. Sophie me demande de lui prêter 100 Sophie ona 100 avro borç vermemi istiyor. Me pronom komplemanı var burada. Louis pronom komplemanı var. Louis derken kime gönderme yapıyoruz? Sophie'ye. Prete ödünç vermek. 100, 100 euro. euro. Demande fiilinin present çekimi burada. Demande. Kerkeşoz dökerken birinden bir şey istemek. Ce travail demande beaucoup de patience et de Bu iş çok sabır ve yetenek istiyor. Buradaki sö bir işaret sıfatı. Travail, le travail olmalı ki biz işaret sıfatını bu şekilde akorlayarak yazdık. Fiilin prezanda çekilmiş hali burada. Bu kudu çok fazla demek. Patience, sabır. E bağlaç. Türkçesi ve dö tekrar ediyor. Talan yetenek demek. Şimdi son örnek cümlelerimizi de tekrar bir okuyalım. On ne peut pas demander à un malade s'il veut être en bonne santé. Hasta birine sağlıklı olmayı ister misin diye sorulmaz. Luka ve Esse'ye Purtan döfer Sökon Lüvi demande. Lük yine de kendisinden ondan isteneni yapmaya çalışmıştı. Demande pardon, ne pas un signe de faiblesse. Af dilemek bir zayıflık işareti, bir zayıflık göstergesi değildir. Sophie me demande de lui prêter 100 euros. Sophie ona 100 avro borç vermemi istiyor. Ce travail demande beaucoup de patience et de talent. Bu iş çok sabır ve yetenek istiyor. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. 15. videomuzda demande fiilini Türkçe'ye istemek, sormak karşılıklarını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin cümle içinde kullanımı, çok detaylı incelemesi, fiillerle oluşturulan söylenen farklı deyimlerin terimlerin incelemesini yapıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak sormak istediğiniz bir şey olursa ya da şu konuyu da çalışsak nasıl olur gibi takıldığınız bir konu varsa onları videonun altına yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.